hukuk olduğu vurgulanıyor. Şimdi bizim arkadaşlarımız Tele1.com.tr'de bizim web sitemiz bu konuda haber yaptılar. Ve buraların öğrenci evi olduğu ortaya çıktı. Tabelası yok. Niye tabelası yok diye baktık, biz araştırdık. Şimdi bizim Fırat Yeşilçınar'ın haberini AKP'li Cahit Özkan, AKP sözcülerinden Cahit Özkan, grup başkan vekillerinden Cahit Özkan doğruladı. Efendim orası yurt değilmiş. Evet, yurt değil zaten. Mesele burada. Öğrenci evi diye kiralıyorlar ama kocaman, evet, siteyi kiralamışlar. Bir nevi apart otel. Hocam bir sitenin tamamı tek bina değil. Evet. Birçok, evet, evet, bina var tamamı. Apart oteller. Evet. Etrafı site, duvarla çevrili site olduğu için o sitenin tamamını kiralamışlar. Buralar öğrenci evi. Fethullahçı çetenin ışık evleri gibi. Öğrenci evi. Hiçbir kontrol yok. Yurt, evet, olmayınca izne gerek yok. Kiracı gibi. Öğrenciler sanki orayı kiralamış gibiler. Yani sen kiracı ev sahibi ilişkisi içindesin. Oysa yurt gibi. Bir kamp gibi. Bir tarikat kampı. Bir örgüt kampı gibi çalışıyor orası. Baskı var. Sabah namazına kalkmayınca dayak yiyorsunuz. Bakın, insanları dininden soğuttular. Çocuk dindar bir aileden, nurcu bir aileden geliyor. En azından babası nurcu. 25 yıldır ben bu cemaatin içindeyim diyor. Kendi sözleri bunlar. Ve öğretmen. Ve öğretmen. Ve öğretmen. Çocuk, ben Müslüman değilim diyor. Bu kadar soğutmuşsunuz ya. Bu kadar soğutmuşsunuz. Ve 20 yaşındaki bir tıp fakültesi öğrencisinin hayatına mal oldu. Bu bir cinayettir. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin sorumlusu her şeyden önce bu siyasi iktidardır. Ve buradan altını çizerek bir daha belirtelim. Tarikat ve cemaat yurtları, vakıfları, dernekleri, bunların tümü kapatılmalıdır. Şimdi ortaya çıkıyor, bakın. Geçen yıl 2021 yılında tarikat ve cemaat derneklerine ve vakıflarına AKP iktidarı ne kadar para vermiş? 173 milyon, evet, 740 bin lira. Bu paralarla Enes Kara gibi gençlerimizin ölmesini engelleyecek onlarca, yüzlerce yurt yapılabilirdi. Yapmadılar. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar yapmadılar. Bu öğrenci evleri denilen illegal yurtlar ve cemaat kampları örgütlenmeleri, cumhuriyet düşmanı, laiklik düşmanı, modernite ve aydınlanma düşmanı, bilim düşmanı, bakın bilim ve akıl düşmanı, bir nesil yetiştirmeye çalıştıkları bu yurtlar ve öğrenci evlerinin tamamı kapatılmalı, denetlenmeli ve devlet tarikatlerin elindeki yurtları kamulaştırmalıdır. Kamu malıdır onlar. Milletten toplanan paralarla yapıldı. Bunun milletin değerleriyle alakası yok. Dün Sayın Erdoğan dedi ki milletin değerlerine bunlar yabancı, onlarla kavga ediyorlar. Hayır efendim, bunu sürekli tekrarlayarak bir genel kabule dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu hipotez yanlışlanmıştır yaşam tarafından. Milletin değerleri dediğiniz şey Arap gericiliğidir. Arap ideolojisidir ve bu milletle ilgisi yoktur. Yabancıdır bu millete. Tarih boyunca da yabancı oldu. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği Arap ulemanın medreselere dayattığı öğretidir bu. Müfredattır bu. Medrese İslamı ile halk İslamı'nın alakası yoktur. Anadolu'da da Rumeli'de de hiçbir zaman olmadı. Siz milletin değerlerine her geçen gün, her gün hakaret ediyorsunuz. İşte geçen gün İstanbul Belediye, Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki bir AKP'li üye Bektaşilere hakaret etmedi mi? Evet. Etti. Alevilere hakaret etmedi mi? Etti. Bakın Yunus bu toprakların en büyük ozanlarından biridir. Ve iyi ki o ozanlar vardı. Bu topraklarda Türk dili yaşadı. Türkçe yaşadı onların sayesinde. Yüzünde utanacağın bir şey yok. Bu peçe niye diye şiir yazan bir ozandır. Yunus. Sevelim sevilelim diyen. Yaradılanı yaradandan dolayı sevdiğini söyleyen, bir dergaha 40 yıl hizmet edecek kadar da inançlı bir derviş şairdir. Peçeye karşı çıkmasının nedeni nedir biliyor musun? Yunus Türk'tür. Tıpkı Nursultan Nazarbayev gibi. Ne diyor? Bizim dilimiz
İslam, biz Müslümanız, bundan da gurur duyuyoruz ama biz Türk'üz dedi. Biz Arap değiliz. Arap geleneklerine göre biz kadınlarımızı kapatamayız. Onları sosyal hayatın, siyasi hayatın dışına çıkaramayız. Derken bunu kastediyordu. O nedenle, bakın o nedenle Kazakistan'da hiçbir zaman şeriatçı örgütlenme tutmadı. Tutmazdı. Çünkü Ahmet Yesevi'nin, Pir Ahmet Yesevi'nin, yani Türkistan Piri, Pir Ahmet Yesevi'nin kültürüyle şekillenmiş bir toplumdur. Pir Ahmet Yesevi kimdir? Anadolu'ya Hacı Bektaşi Veli'yi. Hacı da denmez ona, hacedir o. Yani hoca, öğretici demek o. Hoca, hoca tabii, evet. Hoca demek. Hacı, Hacı Bektaşi Veli'dir onun adı. Hacı Bektaşi Veli'dir. Tıpkı Hacı Nasreddin gibi, o da hoca Nasreddin, aynen, aynen, değildir, tabii. Hacedir o. Zamanla o hocaya Hacı, dönüşmüştür. Hoca derim, tabii. Hacı Bektaşi Veli, sonra Hacı Bektaşi Veli şeklinde o yuvarlanmış. Onu Anadolu'ya gönderen Türkistan Piri'dir. Anadolu'nun ve Rumeli'nin vatan haline getirilmesini sağlayanlar bunlardı. Yerli ve milli olmayan bir akım varsa siyasal İslamcılıktır. Şimdi Sayın Erdoğan köy enstitülerine geçeceğim hocam ama size bırakayım. Ne demişti? Milletin değerlerine karşı ideoloji oluşturmaya çalışıyordu köy enstitüleri. Tam tersine milletin değerlerine birebir uygun köy enstitülerinde yapılıyordu. Birebir uygun eğitim köy enstitülerinde yapıyordu. Köy enstitülerini kapatanlar milletin değerlerinin düşmanları ve ona yabancı olanlardı. Olay bu. Künyaz Kartal'a bakın. Künyaz Kartal hem Şıh ailesinden gelir hem toprak ağasıdır. Toprak ağaları ve şıhlar, şeyhler, hoca efendiler ortak bir kampanya yürüterek köy enstitülerini kapatmaya çalıştılar. Köy enstitülerini kapatanlar milletin değerlerine asıl yabancı olanlardır. Kendi ideolojilerini milletin değeri diye yutturmaya kalkıyorlar. Yapmayın ya. Geç. Artık bu milletin buna tahammülü yok. Enes Karaları yaşatacak şey bu anlayış değildir. Bu anlayış değildir. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, iki tane kavram karıştırılıyor birbirine ve çok kötü sonuçlar çıkıyor oradan. Bir tanesi çok çok büyük bir yanlış. Ona önce işaret edeceğim. Sonra benim de zaman zaman yaptığım bir ikinci hataya, ikinci kavram karışıklığına değineceğim. Ama birincisi çok vahim. Ali Babacan, bu Deva Partisi'nin genel başkanı, bugün çok vahim bir şey söylüyor. Aynen hocam. Çok doğru. Vahim. Çok. Diyor ki, yahu diyor, bu diyor yasakçılar kapat.